Evet arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazlardan Windows bilgisayarlara nasıl ekran paylaşımı yapılır onu göstereceğim. Kullanmamız gereken bir program var. Aynı şekilde hem telefonumuza hem de bilgisayarımıza aynı programı kuracağız. Bilgisayarımızda kullandığımız program Mobizen. Bunu kendi sitesinden indiriyorsunuz. Zaten sitenin linkini ben aşağıya koyacağım. Ayrıca telefonunuza da, eğer telefonunuz Samsung'sa, Samsung'un Google Play'de Mobizen Mirroring yazdığınızda özellikle Samsung diye belirtir. Onu indiriyorsunuz. Ben yine onun da linkini koyarım. Samsung değilse Samsung yazmayan olanı indireceksiniz. İkisine linkini koyacağım ben alt tarafa. Şu OBS'i kapatayım ben. Sabahtan beri deneme yapıyorum. Çıldırttı bilgisayar. O yüzden kayıt biraz kötü olabilir. O yüzden kusura bakmayın, bilgisayar biraz dandik. Şimdi gelin Mobizen'i açalım. Ben de telefondan açayım Mobizen'i. Her iki yerden kayıt yapıyorum. Sıkıntı yaratıyor bana biraz. Boğazım yırtıldı artık. Sürekli aynı şeyi söylemekten şaşırıyor oldum hatta. Ah, neyse. Şimdi güncellemeleri kontrol ediliyor diyor. Mobizen hesabı açmamız gerekiyor arkadaşlar, bu programı kullanabilmemiz için. O yüzden bilgisayardan açmanızı önermiyorum. Genellikle telefondan açın. Telefona programı indirdikten sonra oturum açmanızı istiyor zaten, giriş yapmanızı. Facebook veya Google Plus hesabınızla Google hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Gmail üzerinden şifre oluşturuyorsunuz cihazda. Ardından aynı şekilde e-posta şifreyi yazıp buradan girebilirsiniz. Şimdi ben şifreyi yazayım hemen. Bağlamak dedim. Bağlamaya tıkladıktan sonra böyle bir hata gelebilir sizde de. Bunu sonra deyin, atlayayım. Hesapları birleştirme ile alakalı bir sıkıntı o. Ah. Boğazım ağrıdı harbiden ya. Neyse. Şimdi bağlantı kuruldu arkadaşlar. Telefonunuzun ekranına bir uyarı gelir. Bu da ekran paylaşımına izin veriyor musunuz diye bir uyarı. Hemen şimdi başlat diyorum ben. Şimdi başlat dedikten sonra ekran paylaşımı başlıyor. Ben demo sürümünü kullanıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı Google Play'de ücretli versiyonu da var. Ücretsiz versiyonu. Ücretsiz versiyonu olan demo. Şimdi neler yapabiliyoruz bu uygulama üzerinden? Her şeyi yapabilirsiniz. Telefonunuzu buradan yönetebiliyorsunuz. Ben şimdi geriye tıkladığımda hiçbir şey yapmadan kendi kendine geriye gidiyor vesaire. Buradan normal telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Program bu şekilde arkadaşlar. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Umarım sıkıntı çıkmamıştır. Boğazım yırtıldı. Sabahtan beri bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sağlıkla, sağlıcakla kalınız. Görüşmek üzere.